Arada bir kaybolsa da kesinlikle ticari dünyanın en güzel uçaklarından bir tanesi. Bugün sizlere son derece özel bir uçaktan bahsedeceğim. Bir Boeing 777. Boeing 777 ilk uçuşunu gerçekleştirdiği 1994 tarihinden bu yana 35 milyon saatten daha fazla havada kaldı. Bunun ne anlama geldiğini şöyle anlatayım. Bir saatte ortalama 560 mil hızla gittiğini varsayarsak, dünya üzerindeki Boeing 777'ler şimdiye kadar 19,6 milyar kilometre kat etmiştir. Bu da Dünya ile Satürn arasında 13 kez tur atmaya yetecek bir mesafedir. Geleneksel kontrol ekipmanları ile fly-by-wire sistemini birleştiren ilk ticari jettir. Fly-by-wire kullanan Airbus modellerinde ya da savaş jetlerinde farklı olarak joystick kullanılmıştır. Tamamen bilgisayarla tasarlanan ilk ticari uçaktır. Boeing 777'nin kargo versiyonu 777F, 103 ton ağırlığa kadar taşıma kapasitesine sahiptir ki bu bir Boeing 747'nin taşıma kapasitesiyle neredeyse aynı. Boeing 747'de 110 ton taşıyor. Çok bir fark yok yani. Boeing 777'nin o dev motorları kalkış sırasında ortalama bir insanın 44 gün nefes almasına yetecek kadar havayı tüketir. Bir Boeing 777'nin motor çapı General Electric GE90 olması şartıyla tabi. Bir Boeing 737'nin gövde çapından sadece biraz küçüktür. Günümüzde 50'den fazla havayolu şirketi tarafından aktif olarak kullanılmaktadır. Türk Hava Yolları da tabii ki buna dahil. Yeni bir Boeing 777-300ER, 330 milyon dolarlık fiyat etiketine sahiptir. 2016 yılı ortalarında dünyanın en fazla üretilen geniş gövdeli uçağı ünvanını Boeing 747'nin elinden alacaktır. Arada bir kaybolsa da kesinlikle ticari dünyanın en güzel uçaklarından bir tanesi. Bir sonraki videoda görüşmek üzere arkadaşlar. Kendinize iyi bakın.